yeni bir kan var. Bu kana uygun bir yasa isteniyor Türkiye'den. Bu gene Suriye meselesiyle alakalı bir şey. Çünkü Hafız Esad kendisine muhalefet edildiği zaman Türkiye dolaylarından yıllar önce, 3 yıl önce şöyle demişti. Ben Amerika'nın bana verdiği görevlerin hepsini yerine getirdim. Ama siz Amerika'nın size verdiği anayasa görevini hala yerine getirmediniz. Bunu Beşar Esad söylemişti. Arşiv merakı olanlar bu sözleri bulabilir. Yani Türkiye'yi yönetenlere bu tarizi Beşar Esad yapmıştı 3 sene önce. Bu yani yeni kana yasa budur. Yani Amerika'nın verdiği bir vazifedir Türkiye'de. Yeni bir anayasa yapacaksınız. Çok önemli bir şey. Yani anayasadan falan filan bahsediliyor. Dünyada herkesin gıptayla baktığı demokrasilerden bir tanesi İngiltere'deki demokrasi. Evet. İngiltere'de hem çok sağlam bir monarşi var, hem çok özenilecek bir demokrasi olduğu söyleniyor ve bu ülkede anayasa yok. Bu ülkede anayasa yok. Yani insanlar neden bahsediyorlar? Bir milletin hayatı bahis konusu olduğu zaman anayasa en son müracaat edilecek bir yerdir. Biz dinimizi askıya aldığımız için anayasayla uğraşıyoruz. Anayasanın dünyada en önemli metin olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü Amerika'nın anayasası olmazsa neresinden tutacaksın? Yani neresinden tutsan elinde kalır.